12 Ağustos Cumartesi Yeni Şafak yazarı Ali Saydam yazısı Devletin temeli milli kültürdür. Perşembe akşamı Topkapı Sarayı'ndaki Konyalı lokantasında bir davet vardı. Kültür ve Turizm Bakanı görevini yeni üstlenmiş olan Numan Kurtulmuş Bey, mahiyetindekilerle birlikte 20 kadar kültür insanını bir araya getirmişlerdi. Bakan çok kısa fakat bana sorarsanız tarihi bir giriş konuşması yaptı. Dedi ki, iktidarlarımız döneminde teknoloji ve ekonomi alanında milli bağımsızlık için çok ciddi adımlar atılmıştır. Aynı şeyi geçmişte pek çok olumlu girişimde bulunulmuş olmasına rağmen milli kültür alanı için söylemek zor. Oysa bilindiği üzere kültür alanında milli bağımsızlığımızı koruyamazsanız diğer alanlardaki kazanımlarınızı da koruyamazsınız. Bakan tam 4 saat boyunca katılımcıları sırayla dinledi. Herkesin ne kadar söyleyeceği söz varmış meğer. Hem mahiyetinden Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Müsteşarı Ömer Arısoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Topkapı Sarayı Müze Başkanı M. Sabri Küçük Aşçı söylenenleri not ettiler. Hem de bizzat Bakan Bey itinayla her şeyi kaydetti. Söylenenleri aşağıda özetlemeye çalışacağım. Önce katılımcılar kimlerdi onu yazalım. Sonunda da bu konuyu neden bu kadar önemsediğimize değinelim. Alfabetik sırayla şu kişiler söz aldılar. Ayşe Böhürler, Belkıs İbrahim Hakkıoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Cevat Özkaya, Haluk Dursun, İhsan Kabil, İskender Pala, Lütfi Şen, Mahmut Erol Kılıç, Mehmet Çebi, Mustafa Ruhişir'in, Şirin, Saadettin Ökten, Süleyman Seyfi Öğün, Teoman Duralı, Şafak Tavkul, Uğur Derman, Ümit Meriç, Yalçın Çetinkaya, Yusuf Kaplan. Dört saatten benim aklımda kalanlar şunlardı. Milli kültür ve milli bağımsızlık meselesi sadece bir konsept ve fikri öneri düzeyinde kalmamalı. Enerji Bakanlığı'nın Sayın Bakan Berat Albayrak'ın liderliğinde Nisan ayında lanse ettiği ve adım adım hayata geçirerek yönettiği milli enerji ve maden politikası benzeri bir modelleme ile tüm faaliyetlerin birbirlerine entegrasyonun sağlanması gerekir. Mevcut durumda milli kültürümüz emperyal kültürlerin istilası altında can çekişmektedir. Devlet, önceliklerini yaptığı bütçeden neye ne kadar kaynak ayırmaktadır, ile ifade eder. Tabii ki, jeopolitik konum nedeniyle silahlı kuvvetlere ayrılan bütçe, hayli yüksek olacaktır. Ya da sağlığa, milli eğitime ve benzeri. Ancak kültür ve turizme %0.5 binde 5 pay ayırırsanız ve de bunun yüzde fazlasını memur maaşlarına verirseniz arta kalanla pek bir şey yapamazsınız. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3. Milli Kültür Şurası'nda altını çizdiği gibi kültür alanı ülkenin öncelikli meselesi haline gelecekse bu ancak bütçenin artırılması için tüm baskı gruplarının harekete geçirilmesiyle gündeme gelebilir. Türkiye'nin içeride ve dışarıdaki algılanmasının yönetimine şu sıra birbirinden kopuk 5'ten fazla bakanlık ve kurum ilgilenmektedir. Bu insan para ve zaman israfıdır. O nedenle bu çalışmaların mutlaka koordinatör bir bakanlıkça belli bir strateji çerçevesinde yönetilmesi şarttır. Şura sonrasında oluşturulmuş uygulama ve eylem planları mutlaka şura katılımcıları ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. İslam karşıtlığı meselesine karşı mücadele de bir kültürel üretim meselesidir. Tüm aydınların bu konuya sahip çıkmaları gerekir. Google'da Roma Bizansı'nı neredeyse yeniden inşa edecek bilgi bulmak mümkünken Osmanlı dönemi İstanbul hakkında hiçbir şey yoktur. Kültür ve Turizm Bakanlığı birbirlerinden ayrılmalıdır. Yabancı kelimelerin kültürümüzün en önemli öğesi olan dilimize pasaportsuz olarak girmeleri engellenmelidir. Sanatçılara yeşil pasaport verilmesi, bakanların yurtdışı seyahatlerde yanlarına bir iki sanat almaları, Wikipedia'nın bizimle ilgili %90'ı yanlış ve eksik olan bilgilerinin düzeltilmesi, siyasilerin sıklıkla kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanması yerinde olur. İstanbul'un tarihi yarımadasının mutlaka bir tarihi değer olarak korunması gerekir. Bütün bu söylenenler ve fazlası not alındı. Bakanın kapanış konuşması da son derece ümit vereceğiydi. Bakan Bey, ihtiyaca cevap verecek düzeyde var olan devlet kurumlarına ruh ve kültürün yerleştirilmesi, bürokratik oligar sinin hala etkisini sürdürmesi, çağın değişimini ihmal etmeyen bir devlet yapılanma sisteminin yenilenmesi gibi can alıcı konulara değindi. Peki biz neden bu kadar önem veriyoruz bu milli ve bağımsız kültür meselesine? Kısaca şundan dolayı. Yeni devletin kurulması sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki devletin temeli milli kültürdür. Tarih, medeniyetlerin iki yönlü yok oluşuna tanıktır. Ya kültürün koruyucusu olan devlet batmıştır, o nedenle o kültür yok olmuştur ya da devleti ayakta tutan kültür zaafa uğramış ve yozlaşmıştır. O nedenle devlet ve medeniyet batmıştır. Kadim, Osmanlı, Selçuklu ve İslam medeniyeti ile Türkiye Cumhuriyeti için bugün her iki tehditte mevcuttur. İşte o nedenle kültür meselelerini önemseriz.